Neden hep Balotelli? Kendisi Manchester City'de oynarken bir tişört giymişti. Neden hep ben diye. Benim aklıma da bu soruyu sormak geldi. Neden hep Mario Balotelli? Beşiktaş'ta Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından tabii performansının yanında saha içinde yaşadıklarıyla gündeme geldi. Sergen Yalçın ve yedek kulübesine reaksiyonuyla. İşte 2013'te Sergen Yalçın'ın ona beyni yok cümlesini kullandığı anlatılmış. O da daha kaostan beslenen bir futbolcu olarak motive olmuş. Sonrasında golü atmış, performans sergilemiş ve reaksiyon göstermiş. Balotelli'nin hikayesini hep birlikte hatırlayalım. Zira değerlendirmeyi yaparken bunlar işimize yarayacak. Genellikle City ve Mancini örneği sadece hafızamızda ama değişik bir yaşam hikayesi var. Kendisi ben deli değilim diyor. Bana deli demeyin. Mancini aptal diyor. Mourinho farklı ifadeler kullanıyor. Maçın ardından da birçok yazı yazılmış. İşte BBC'de gördüm. Farklı yerlerde analizler yapılmış. Scout arkadaşlarımızın derlemeleri, daha önce yaşadıkları tekrar paylaşılmış. Ben de sorayım dedim. Neden hep Balotelli? Bir hikayeye bakalım hadi. 1990'da İtalya'nın Palermo şehrinde Ganalı Thomas ve Rose Barbu çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen Mario, ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması sebebiyle daha sonra Francesco Silvia Balotelli çiftine evlatlık verildi. Bir süre sonra soyadını da Balotelli olarak değiştirdi, biyolojik ailesiyle bağlarını tamamen kopardı. 2005 yılında 15 yaşındayken İtalya Serie C1 takımlarından Lumezzane, aslında doğru telaffuzu sanırım 2Z olunca TZ oluyor. Lumezzane'de profesyonel kariyerine başladı. Barcelona tarafından denendi ancak transfer edilmedi o sezon. Balotelli 2006'da Inter'de kiralık olarak oynadı. Bir sene sonra ise kulüp Balotelli'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Aralık 2007'de ilk kez Serie A'da sahaya çıktı. Inter formasıyla 86 maçta 28 gol kaydetti. Nisan 2009'da Juventus'ta 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı. Juventus taraftarlarının ırkçı saldırısına maruz kaldı. Mavi siyahlı formayla performansı da sık sık eleştirilen Balotelli için Inter'deki ikinci sezonunda takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bence onun kadar genç bir çocuk Figo, Cordoba ve Zanetti gibi oyunculardan daha az antrenman yapmamalı dedi. 2010'da bir İtalyan televizyon şovunda Inter'in ezeli rakibi Milan'ın formasını giydiği için de yerden yere vuruldu. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kulübün internet sitesinde yayınladığı bir yazıyla taraftarlardan özür dilemişti. Nisan 2010'da Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendi taraftarı tarafından ıslıklanınca formasını bir anda yere fırlattı. Inter'le bağları kopma noktasına gelince Manchester United ve Manchester City'nin radarına giren Balotelli tercihini eski hocası Roberto Mancini'nin yönetimindeki City'den yana kullandı. Aralık 2010'da Altın Genç Ödülünü kazandı Balotelli. Az farklı ödülü kaçıran Arsenal'lı futbolcu Jack Wilshere ise tanımadığını söyledi. 3 sezon formasını giydiği Manchester City'de ise sık sık takım arkadaşlarıyla sorun yaşadı. 2013'te 20 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Dönemin Manchester City menajeri Roberto Mancini, çocuklarımdan biri gibiydi dediği oyuncusunun Milan'a transferini Balotelli'nin iyiliği için kabul ettiğini, ki birçok olay yaşadı birazdan anlatacağım, ve onun Serie A'ya dönüşüyle dünyanın en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyledi. Belki kurtulduğu içindi, belki farklı düşündüğü için bilemiyorum ama çok fazla sorun yaşadığını hatırlıyoruz. Milan formasıyla ilk sezonunda 13 maçta 12 gol attı. Mayıs 2013'te Roma taraftarlarının ırkçı saldırılarına maruz kalmıştı. Ağustos 2014'te Luis Suarez'e veda eden Liverpool 16 milyon sterline Balotelli'yi kadrosuna kattı. Aralık 2014'te sosyal medya hesabında Yahudi karşıtı ve ırkçı söylemler içeren bir görsel paylaşma sebebiyle bir maç ceza almıştı ve 25 bin sterlin para cezasına çarptırıldı. Liverpool formasıyla 28 maçta 4 gol attı. Başarısız bir transfer olarak eleştirildi ve Milan'a kiralık olarak gönderildi o dönem. Bir sene sonra tekrar Liverpool'a dönse de Jürgen Klopp tarafından kadroda düşünülmedi ve Fransız Nice takımına bedelsiz olarak satıldı. Git dendi.
Aynı yıl bir röportajında Liverpool transferinin kariyerinin en büyük hatası olarak nitelendirdi. Nice formasıyla 76 maçta da 43 gol attığını hatırlatalım. İtalyan futbolcu Ocak 2017'de Bastia ile oynadığı maçta kendisine yönelik başka bir ırkçı saldırıdan şikayet etti. Takım arkadaşı Clea da Balotelli'nin ifadelerini teyit etti. Bastia 3 maç sağ kapatma ve 1 puan silme cezasına çarptırılmıştı o dönem. Ocak 2019'da Balotelli hocası Patrick Vieira ile gerilimlerinin ardından Nice'e veda etti ve Marsilya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Marsilya ile 15 maçta 8 gol attı. Yeni sezonda Brescia ile sözleşme imzaladı. Kasım 2019'da Verona taraftarlarının ırkçı saldırısına maruz kaldı. Bunun ardından Balotelli taraftarların üzerine top fırlatmıştı. Aynı maçın 85. dakikasında gol de attı. Serie B'ye düşen Brescia ile sözleşmesini uzatmadı. Yeni sezon hazırlıkları için Serie D takımlarından Franciacorta ile idmanlara çıktı. Ardındansa Aralık 2020'de 7 aylık sözleşme imzalayarak Serie B takımı Monza'ya geçti. Orada da 14 maçta 6 gol attı. Balotelli'nin tabii çok fazla olayı var. Az evvel de dile getirdim. 2011 yılında evinin banyosunda arkadaşlarıyla birlikte havai fişekle oynarken yangın çıkardı. Gazete manşetlerine çıktı. Manchester City'deyken sezon öncesi hazırlıkları sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde o görüntü hepimiz hatırlıyoruz. Los Angeles Galaxy ile yaptıkları maçta kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topukla gol atmak isteyince hocası Mancini tarafından oyundan alındı. Ki antrenmanda da üzerine yürüyüp yakasına yapışmıştı Mancini, hatırlayacaksınız. Mancini bir keresinde de gördüğü kırmızı kart sonrasında Balotelli için aptal ifadesini kullandı. Eski hocalarından Jose Mourinho'nun CNN'e verdiği bir röportaj var. Oldukça keyifli ve mizah içeren bir hikaye aslında. Şampiyonlar Ligi'nde kazan maçımız vardı. Tüm forvetlerim sakattı. Milito yoktu. Eto yoktu. Gerçekten başım dertteydi ve elimde bir tek Mario vardı. Maçın 42. dakikasında Mario sarı kart gördü. Devre oldu. Soyunma odasına gittik. Devre arasında yaptığım konuşmamın 15 dakikasının 14'ünü Mario'ya ayırdım diyor Jose Mourinho. Ona Mario seni değiştiremem. Kulübede başka forvetim yok. O yüzden kimseyle birebir temasa girme. Sadece topla oyna. Top kaybederse kovalama. Biri seni provoke ederse de sakın oralı olma. Hakem bir hata yaparsa da tepki verme dedim. 46. dakikada kırmızı kart gördü. Aslında bu hikaye birçok duruma anlatıyor. Balotelli 2012 yılında ise GQ dergisinde dünyanın ikinci en iyi giyinen kişisi seçildi. Kıyafet konusunda ilginç bir şekilde beğeniliyor. Kasım 2012'de ise Time dergisinin kapağında yer aldığını da hatırlatalım. Bazen unutuluyor. Time'da kapakta yer aldı bundan 9 yıl önce. Hakkında çok fazla hikaye var Mario Balotelli için. Ne yapıp ne yapmadığını tabii her detayı bilemeyiz. Her detaya hakim olamayız ama parti yapmayı çok sevdiği, antrenmanlarda teknik adamlarla yaşadıkları, işte bir keresinde herhangi bir lisenin önünde durup onun lavabosunu kullanması bile haber olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama şöyle de bir hikaye var onunla ilgili. Noel Baba kılığına girip kasabada dolaşıp insanlara para ve hediyeler verdiği konusunda da çok fazla yazı ve paylaşım olduğunu da hatırlatalım. Evet, biraz değişik hareketlere sahip, değişik hareketler yapıyor ama yardımsever olduğuna ilişkin de çok fazla hikayeler ve yazılar var Mario Balotelli için. Yıllardır Mario Balotelli'nin oynadığı futbolla ilgili zaten çok fazla eleştiri yok. Potansiyeli olan bir futbolcuydu, yetenekliydi, güçlüydü. Ama saha dışında ve saha içinde yaşadıklarıyla futbolundan daha çok bahsettirdi Mario Balotelli. Adana Demirspor'un Beşiktaş'ta oynadığı maçta yaşananlar gibi. Bazıları diyor ki kaostan besleniyor, kendini öyle motive ediyor. İşte Sergen Yalçın'ın sözü gösterilmiş, ondan sonra daha da motive olmuş. Ama sonrasında yaşananları teknik direktör Vincenzo Montella da tasvip etmiyor. Kendi teknik adamı veya takım arkadaşları da tasvip etmiyor. Sayın Başkan da açıklamalarda bulundu, deli ifadesini kullandı. Ama kendisi ben deli değilim diyor. Ancak bakıyoruz ki hep Balotelli oynadığı veya oynamadığı maçlarda ön planda. Oyuna girmiyor, tepki gösteriyor. Oyundan çıkıyor, tepki gösteriyor. Gol atıyor, tepki gösteriyor. Faule maruz kalıyor, tepki gösteriyor. Faul yapılıyor, tepki gösteriliyor.
Balotelli'yi izlemenin bu anlamda keyif olduğunu düşünen de çok fazla futbol sever var. Ama hep Balotelli'nin gündemde olması kendisinin giydiği tişörtü bana hatırlattı. Neden hep ben diye? Ben de soruyorum. Neden hep Balotelli?